yapıyorduk, öteye sıra bekliyorduk. Baba. Hı. Butik köfteleri yiyeceğiz mi? He, vallahi baba zehir gibi bunlar, çok acı. Biliyorum kızım, yemen gari. Vallahi öldürür bu adamı. Hem de yiyormuş gibi yapın. Çocuk çok heves etti. Ayıp olur şimdi. Öf, aç kalıverdik vallahi. Bak, acıkan varsa koş üyesin mutfağa, bir iki lokma zeytin peynir depsin, geçer. Bir gece aç kalmana bir şey olmaz. Of. Ay, Erol mangal yapıyorum. Karnım da acıktı vallahi he. Kız bana bak, neye geldik biz buraya? Yürü bakayım. Açık yiyseydik. Mahvetti vallahi, mahvetti. Biz geldik. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor gel yok mu? He, bu da adam. Dur ben çağıramda gelelim. Otur kızım sen, otur. Ekim kızım sen bakıver hadi. Ben de bakabilirim. Sen otur kızım, sen bakma. Sen misafirsin Ekim, sen bakıver hadi. Ben bakayım. Sen otur kızım, otur. Kızım, sen de otur, gel. Gel. Ya teyzeciğim nedir bu, anlamadım yani, devamı telefon kulübesi gibi böyle hadi hadi diye vurdunuz kapıya, şeylere, kapılara. Ay telefon kulübesi değilse burası bekleme salonu da değil yani, iki saattir ben burada bekliyorum. Teyzeciğim tamam biraz sakin ya, İlkun Hanım'ın yanında biraz ayıp olmuyor mu yani? İlkun Hanım merhaba, bir durum mu var? Döne geldi, seni soruyorum. Döne mi geldi? Allah Allah, nerede? Aşağıda terasta. He ben o zaman bir bakayım ya madem. Buyurun teyzeciğim, girebilirsiniz. Ay dur ben de geleyim ya. Sen sıra beklemiyor musun? Kaçtı canım. Sayende sen kaçırdın. Döne kız. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Gopta, gel. Sen nasılsın? Ne oluyor ya? Abo. Düzelivermiş Nazgül. Hakikat düzelivermiş ya. Ay mucize ay gibi. Ne olmuş, ne yapmışlar? Dişi mişi mi kırıktı, yaptırdı, anlamadım ya. Neyi düzelttiniz ya? Vallahi düzeliverdi. Ay hakikaten ne oluyor ya? Anam. Lan. Ne oluyor ya, bir sağ dakika. Sağ. Hayırdır? Dişi düzelmiş. Dizgin amca. Ha. Benim gözler Goptigil'in yanında düzeliyorum. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? Bak şimdi. Ben sana gösterivereceğim. Gopta gel, sen bir içeri git veren. Ya ne işin var içeride? Git oğlum bir git, merak ettim. Bir git bakalım. Ya nereye gideceğim diye saçma sapan işte. Ha Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi kayıyor o. Kaydı gene. Kaydı. Gel bakalım be. Gopta gel. Ne oldu ya? Vallahi düzeldi. Sen geliyorsun araba sileceği gibi kayıyoru. Sen bir geliyorsun tak açılıyor. Ulan vallahi merak ettim ya. Bir gideyim de hemen çağırın ama yani kayar kaymaz çağırın bak. Bir git bakalım. Kaydı gel mi? Yok yetişemedin. Bu nasıl işim? Ben nasıl bir insanım o zaman yani böyle bir şeyse? Ya işte böyle düzgün amcacığım. Bak şu Allah'ın işine ya. Demek Gopta gel sana iyi geliverdi kızım. He vallahi öyle oluverdi. Seni de ilk defa bu kadar net görüveriyor. Ne hal? Önceden sanki böyle acık daha mı kalındın? Kalın derken? Yani böyle görüntü üst üste bini veriyordu. Ondan herhalde kalın geliyordu, emmi. Bayağı inceymişsin, karizmatikmişsin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Aa, çiğ köfte mi bu? Evet, çiğ köfte. Kim yapıverdi bunu? Bak ya, kim yapıyor? Ben yaptım yani, lütfen. İlk ya günde yardım edemedi azıcık. Sağ olsun. Ya öyle şey yapmayın, bir deneye bakalım hadi. Bir tane vur bakalım hadi. Aç bakalım şöyle bir tane. Hop, barnak alsın. Al bakalım sen de. Ye kızım ye. Bu vallahi bir tane. Çok lezzetli. Acık acı mıymış bu? Zıktımın pekiye bu. Ya cık köfte nasıl olacak yani? Şekerli mi olacak anlamadım, acı olacak. Bak domates de var. Bak domates niye vuralım, aç bakalım aç. Hop. Al güzel kızım sen de bir tane domates. İçini üfle. Hah. Üstüne de ayran çek bir tane. Çek ayran. Vurdur ya bunu, raconu. Döne.
Ekop da gel yaptı onları. Aa, hepsini yemeyecek misin yoksa sen onların? Ya. Ya. Aslında ilk başta böyle çok acı gibi oluveriyor emmi. Sonrasında böyle bir hemencecik geçiveriyor. Çok güzel olmuş koptu gel. Ya afiyet başkın olsun, bir tane beğene çıkmış yani. Sana feda olsun yavrum evladım, hepsini hepsini ye yani ya. Hadi ayranda şakada oturalım ya, hadi bakalım. Hadi hadi oturalım. Hadi ayranlara vurun bakalım, o tepsi ya bitecek. Maşallah, vallahi maşallah ya. Nasıl hakkını verdi şu köftenin ya. Dudaklar falan şey oldu, vaksız balığı gibi oldu ha. Çok güzel, çok. Dur ver yani, terledi, kurban olurum. Dur, dur. Demek içinde attı bütün mikrobu dışarı bak. Şöyle ha. Kız burnunu da attı, rahat yedi bak. Şöyle hırkır. Bitti kızım. Evet, aşağıda. İyi hırkır, vur dur. Hah. Aç bakalım. Kızım, çok yeme bak sığınamazsın. Sığınamazsın? Bence yesin ya. Yedikçe böyle sanki acısı hafifler değil mi döneciğim? Ölmese bari. E takdiri ilahi. Oh ya, cigöfte öldürmez. Aksine ayıltır. Buyur. Hah. Düzgün nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Hayırdır? Bir şey isteyeceğim senden. İlk günü beni 5 dakikalığına gönderiversen onunla bir işim var da. Nuriye nene de Erol'u çağırıyorum. Onunla bir işi varmış. İlk günü beni gönderince Erol'u da Nuriye neneye gönderiver. Olur mu? Bir emrin olur. Lan ne diyorsun? Ben sana emreder miyim lan? Yok hani sen köyün itaat amirisin ya. O sebeple dedi. Tamam tamam. Yarın sabah görüşürüz gari. Hadi bakalım, hoşça kal. Hadi görüşürüz. Hadi. İyi günler. Ne dedi? Tamam lan. Geliveriyor ilk gün. Yanında da Erol yok. Hadi bakalım, sana kaldı gari. Allah sağ ol muhtar ama. Öpeceğim. Yap oğlum, bir yapma diyor. İlk gün kızım. Muhtar Emir'e çağırıyor seni. 5 dakika bir bakı be. Tamam baba. Erol. Buyur beyim. Oğlum, Nuriye nene seni çağırıyormuş. Bir git bir bak bakalım ne istiyor. Emredersin beyim. Düzgün bir amca şey yapmasın da ilk gün yalnız gitmesin. Ben de onunla beraber şey yapayım. Ne gerek var canım, gündüz vakti. Otursana sen, kopta gel. Yalnız gitmemesi hususunda iyi düşündün ama ilk gün tek gider. Hadi gidelim. Yalnız şey olur, ne için ya? Allah Allah. 5 dakika dedi, Emine kız hala gelmedi ya. Belki işleri uzayıvermiştir baba. Yani ben bir şey yapayım, gidip bir bakmış madem şey isteyeceğim. Sana ne canım? Telefonun elen bir şey var, ararlar. Ben bir mesaj atıp soru veren o zaman. Aa. Bu ne ya? Ampul gitti. Ben içeride vardır, bir bakayım. Saat de epey geç oluverdi. Abim merak eder artık. Siz gidin o zaman. İyi de. Ben sizi bekleyip durun. Abim sıkı sıkı tembihliği verdi. Onları almadan gelme dedi. Kız abla, ben seninle bu gözlerle hiç alışamadım ya. Sanki başka biriyle konuşuyormuş gibi oluyorum. Hakikaten. Sanki başka biriymişin gibi oluverdi. İyi oldu ama, değil mi? He, iyi oldu tabii. Vay be, kopta gel abinin etkilerine bak sen ya. Saruman gibi vallahi. Saruman gibi kız. Ha, ben sihirbaz diyem sen anla. Erol geldin mi? Geldim. Ha, şunu al da buraya da kuvvet. Lan ne oluyor o? Bismillahirrahmanirrahim. Erol verdi işte. Nuriye nene de. Elektrik kapı verdim de ondan. Tövbe yarabbim ya. Çocuk gitsin buradan ya. Göndersinler bunu köyde. Eğim eğim. Attım elektriği ample. Allah Allah. Hiç normal adam beni bulmaz mı arkadaş ya? Yürü git de kendini.
Ben takam o zaman bunu hemen. Hadi geç tak ya. Üzgün Bey, rica ederim bunu bir şekilde buradan gönderin ya. Ya. Ben siz gördüğünüz bir tuhaflık verdim. Kusura kalmam sizce ya. Vallahi sizi burada bırakmam. Abime söz veriverdim. Bize geçeceğiz. Kızım, şimdi bu gece vakti. Daha depeye kadar niye yürüteceksin bunları? Burada kalıversinler. Ay size de hep zahmet oluyor Düzgün Bey. Zahmetin lafı mı olur? Aşk olsun Elmas Hanım ya. Zaten kalabalıksınız. Karavana sığmazsınız zaten. Yani evet, ben vallahi sokakta yatıyorum yani. İşte buyur. He, sokakta yatıyorum. Ben de görüverdim. Size en iyisi bize geliverin. Koptu gel. Aşamki raylı. Ganebe rahatlı deme. Raylı mı? Yaylı ganebe. Yaylı kanepe. He. Abim alıverdi. Yeni. Israr edip durma gari. Yok, ısrar edip durun. Evet. Bak, nerede kaldın kızım? Kadınlar heyetinden hazırlık yapacaktık yarın. Çok konuşuverdik, ben de anca geldim. Ha, doğru dedin ya. Oo, yarın çok iş var. Hadi hadi, hazırlan da. Erkenden yatalım, yarın erkenden kalkalım. Yatakları serverin, kopta geller de biz de kalacak bu gece. Tamam, yatalım yani ilk günde geldiğine göre. Vallahi sizi göpmeden hiçbir yere gitmem ben. Abim çok ısrar etti diyor. Ay, ay bu kadar ısrar ettiyse Reşat Bey. Valla ben en iyisi size geleyim Reşat Bey'le ilgili. Sen burada kal teyzeciğim. Ben oraya gideceğim. Orada yani yatakta yatacağım rahat rahat. Çok merak ettim o yatağı ben. Ne oluyor? Ay. Teyzem haklı ya. Şimdi çok mu ısrar etti? Abim çok ısrar etti. Abisi çok ısrar etmiş. Madem öyleyse biz de kaçalım. Hem de böyle yatağa indir bindir şimdi. Bir sürü iş ilk gün anında yorulmasın, şey yapmasın. Biz kaçalım Reşat Gile'ye kaçalım. Hiç böyle oldu mu şimdi bu ya? Ay oldu oldu Düzgün Bey'ciğim. Çok hoş oldum seninle. Kopta gel oğlum. Sabah erkenden bekliyorum, haberim olsun. Tamam. Geleceğim sabah erkenden buradan. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi kızlar. Buyurun. Bizim göyde arife bitmeyi gelenektir. Bütün göyle arifeden Ramazan'dan bir gün önce toplanıverir ve beraber bitmeyi gidiverirler. Başka ne yaparlar? Daha ne yapsınlar? İlk teravih kılınıyorum, Ramazan başlıyorum, oruç tutuluyorum. Emme, bu pikniğin en önemli özelliği bütün yemekleri bekar erkekler yapar. Bekar kızlar da onlara yardım ederler. Kopta gel. Sen eğer istersen sana da ben yardımcı olabilirim. Göz, benim gözlerde bir bulanıklaşma başlayıverdi. Bak bakayım. Bakalım. Vallahi Rızaba, gene kayıyorum. Da gel yok. Ana! Ondan gözlerim yamuluyor böyle. Gel bakayım. Yavaş yavaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Sakın beni kandırmaya çalışma Kopta gel. Ne yapmaya çalıştığını farkındayım. Ne yapıyormuşum Elmas yine? Şimdi de o şeylalığı aşırı derecede ilerlemiş kıza ilgi gösteriyorsun. Aşırı derecede ilerleyen şallı kız ne ya? Hiç bana anlamıyorum numaralarını yazma. Ne dediğimi çok iyi anladın sen. Bak istersen ben de öyle bakabilirim. Al bak yapıyorum. Elmas. Aa bak bunu da yapabiliyorum. Bak tek gözüm böyle, öbür gözüm de böyle. Al. Elmas gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Böyle mi yani? Bunu mu yapmamı istiyorsun? Elmas, ben o kızı hiç öyle görmedim. Birincisi bu. İkincisi yazık değil mi ya yavruca? Onu da bir ana doğurmuş Elmas. Hayatı boyunca sıkıntı çekmiş, acı çekmiş kız. Hayal ettiği şeyi bende bulmuş Elmas. Ne yapsaydım kıza, sırtımı çevirseydim, git acınla baş başa kal mı deseydim. Beni bağırttırıyorsun köy yerinde ya. Ben nasıl seveyim o kızı ya? Seni bu kadar severken yapma ya. İlk gün ne olacak peki? Ha o ne olacak? Babası diyor ki burada kal evladım diyor. Sen hemen kalmaya çalışıyorsun. Gir kızımın koynunda yat dese ne olacak? Onu da mı yapacaksın Kopta gel? Lanet olsun ya Elmas. Yemin ederim şu köye geldiğim güne lanet olsun ya. Beni bu oyunun içine siz çektiniz Elmas. Senin bu güzelliğin çekti. Güzelsin ama güzel olduğun kadar da küstahsın da Elmas. Aa,
A'sı O'su yok, kusura bakma yani. Bu adam senin karşına olur, bu adam. O adamın kız oğlan cillop kızıyla aynı yatakta yatmayıp senin yattığın karavanın önündeki o yumurta yumurta taşların üzerinde sırtına bata bata yatmaya razı. Ama sen beni şu anda bitirdin yavrum evladım ya. Peki sen Elmas, ha? Reşat'la yemeğe gidiyorsun, Reşat'a kalmaya gidiyorsun, ha? Bir sebepsiz kıskançlık uğruna benim sevgime ihanet ettin ya. Hatalarımı yüzüme vurma, ne yapayım ya? Ne yapayım, elimde değil, deli gibi kıskanıyorum, deli gibi seviyorum seni Kopta, gel. Gel buraya. Enişte, ne olacak şimdi? Bilemiyorum Elmas, bilemiyorum. Düşünüyorum. Enişte, ben bir bakayım. Hadi bak teyze çocuğum. Şunu da kıracağım ellerini ya. Çocuk ne uğraşıyorsun yine, bırak aşkım. Elmas'ım her şey kötü gidiyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor ya. Benim minibüsü satıyorlar. Bacanak battı. Ne yapacağız yani? Benim kesinlikle bir şey düşünmem şart. Aşkım, kendimize yeni bir hayat kurmamız gerekiyor. Kurarız. Kuracağız da. Biz el ele verirsek her şeyin üstesinden geliriz Elmas. Buna inan yani. O namussuz zalim zindanlarından illaki bir gün ışığına çıkacağız yani. Ama buraya da yazıyorum işte. Aşkım, ben seninle her şeye razıyım. Çok sade bir hayata bilin. Sen yeter ki yanımda ol. Çok da sade olmaz canım. Şu minnak az şekerli olsun, o kadar da değil yani. Adam gitmiş ya. Abi kalkın kalkın. Günaydın. Lan oğlum sabah sabah. Karga yemeden ne işimiz var köy meydanında ya? Erken kalkan yol alır baba. İçimizde bir tane akıllı adam yok mu ya? Abi ya. E var baba, sensin. Sabah şerifleriniz ayrı olsun. Senin de. Uyandın ha? Uyandım da oğlum, öyle insan mı uyandırılır lan? Bir şey saldırdı sandım yani. Oğlum baygın mı ya cücü? Oğlum kalksana cücü. Kalk kalk kalk. Of doğru ya, nasıl yatar ha baygın baygın. Of. Uyandım. Sağ ol, öyle uyandırma oğlum bir daha ya. Korktum ya, ayı saldırdı zannettim. Oğlum dur lan yavaş. İyi günler. Kız günler geldi ya. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kasvetmeyin ya. Bay Fikri, hadi seni eve kahvaltıya götür bir ha. Yok istemez kahvaltı falan, eksik kalsın, sağ ol. Sen bilirsin, müsaade edersen Kopta Gül'e oğlumla gidelim. Onunla az çıkışım var. İyi, nasıl istiyorsan yap hadi. Enişte, ben de kahvaltıya gidebilir miyim? Karnım çok acıktı da. Git git. Tamam. Buyurun. Oğlum. Baba ben buyurun. De gideyim mi? Git. Sen de git. Ben helaya gideceğim zaten. Araba küçük ya. Şimdi, tuvalet de küçük. Duyulur diye biraz sıkıntı yaşıyorum. Hadi buyurun gülen. Buyurun. Buyurun. Peki. Hadi. Kopta gel teyzeciğim. Baba cücü geç. Şey amcanın yanına. Bana bak. Tespit böceğim senden ne istiyor? Aklını seninle bozsun. Ya Elmas'ım yani görüyorum benim bir suçum yok. Onlar bana asılıyor ya. Yapma artık hadi yürü ya. Hadi. Efe çek! Hay maşallah be! Basra değil lan, torunu, torunu! Efe geldi, Efe geldi, Efem! Bu halin ne Allah aşkına? Ne var ya halim be? Dedesinin mirasları bunlar. İstanbul'la da gitmeseydi böyle gezecekti köyde. Ay çok komik görünüyorsun, çıkar Allah aşkına şunları. Niye komik olsun canım? Bence çok güzel olmuş, çok yakışmış. Sağ ol. Bu bizim köyün adetlerinden biri işte, Elmas. Teyzem. Herkesin zevki birinci mevki. Ben hoşlanmadım teyzeciğim, çıkarır mısın Allah aşkına? Ya teyzeciğim bak zaten felaket derecede rahat bir kıyafet ve yani kaç gündür buradayız. Biz elbiselerimiz falan felaket şekilde kirlendi. Yani elleme rahatım lütfen yani, çıkarmayayım şu anda. Oğlum güzden abiye yıkasın elbiselerin. Yok canım ne münasebet lütfen. Hiç gerek yok. Olur mu canım? Lütfen. Bak ilk gün bizim yıkayı ve Kopta Gül'ün elbiselerini. Olur mu canım ne münasebet? Ben yıkarım onları. Nerede yıkayacağım? Makine yok ki.
Biz derede yıkarız. Mis gibi yaparız. Tabii. Misafirsiniz sonuçta. Biz misafirlerimize iş yaptırmayız. Öyle. İyi, hadi bakalım. Bugün meydanda Arife Pekin'in hazırlıkları var. Gidelim de köye bir afak olsun. Afa! Aha, hey! Ay maşallah be. Kalkın yürü. Gel bakalım.